Üniversitelerden ameliyathane teknikeri olarak mezun olan yaklaşık 16 bin kişi iş bulamıyor. 2002 yılından beri PDZ tablosunu, 2014 yılından beri de görev tanımının değişmesini bekliyoruz. Üniversite mezunu ameliyat teknikerleri yıllardır iş bulamıyor. Mevzuat ve atama mağduru ameliyat teknikerleri Şanlıurfa'da sorunlarını ulusal kanala anlattı. 3 yıldır da işsizim. Evet, kendi bölümümden çalışamıyorum. 2016'dan beridir işsizim. Hani birçok özel hastaneye başvurdum. Almıyorlar bizi. Diyorlar ki sizin yerinize zaten hemşireler çalışıyor. Burada onların da işine taş koymayalım da hani biz sadece kendi hakkımızı istiyoruz. Biz ameliyathane teknikerliğini okuduk. 2 yıl boyunca bunun eğitimini aldık. Ama bazıları 2 aylık bir sertifikayla bizim yerimize geçiyorlar. Şu an yerimize cerrahi eğitim almamış branşlar çalıştırılmaktadır. Sertifikasyonların son bulmasını istiyoruz. Atama sayılarımızın iyileştirilmesini istiyoruz. Devlet büyüklerine sesleniyoruz. Ameliyat teknikerleri mağduriyetlerini duyurabilmek için türkü bile yakmışlar. Ameliyat teknikleri tanımsız. Görev tanımımıza steril olarak vakaya dahil olur, cerrah asiste eder, tanımının eklenmesini istiyoruz. Mezun oldum ama iş bulamadım. Görev tanımında çok büyük sıkıntılar var. Birçok hastaneye gittim iş bulma konusunda, bulamadım çünkü. Ve başvurduğum halde özel hastanelerde şu yani geri dönüşü aldım. Sizin bölümü tanımıyoruz, sizin bölümün tanımı nedir? Ben bu dönüşü aldığım sürece ben çok üzüldüm. Çünkü emek verip geldik bu noktalara. Yani ailemin desteğiyle olsun, şeyle olsun. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan ricam bölüm tanımımızın düzeltilmesi. Bölüm tanımımızdaki açık uçlu maddelerin giderilmesini istiyoruz. Rap klibiyle sesimizi duyurmaya çalıştık. Elleri kanlı yeşildirliler, ameliyat ve teknikerleri, 16 bin mezun işsiz ve sağlık ordusu savaş askeri. Görev tanımları mevzuata takıldığı için devlet hastaneleri de özel hastanelerde ameliyat teknikerlerini işe alamıyor. Ameliyathane hizmetleri mezunu olarak herhangi bir özel sektörde yönetmeliğimizden dolayı iş bulamıyoruz. Devlette? Devlette de alımlarımız çok düşük. Ben daha yeni İstanbul'dan geldim. Oradan yaklaşık 14 tane hastaneyle görüştüm. Hepsinde aldığım cevap yönetmeliğinizi düzeltin. Öyle bize başvuruda bulunun. Sizi sadece ameliyathane teknikeri olarak değil, sizleri sadece ameliyathane temizlik personeli olarak alabiliyoruz dediler. Hani İstanbul'da olsun, İzmir'de, Ankara'da, Şanlıurfa'da birçok özel hastaneye başvurdum. Ama hiçbir şekilde dönüş alamadım. Mesleğini yapamayan ameliyathane teknikerleri Sağlık Bakanlığı'ndan çözüm bekliyor. Ya bu yönetmelik çıkarılsın, sesimiz duyulsun devlet büyükleri tarafından ya daha çok sonra diplomalarımız iptal edilsin. Sadece bir işe yaradı yok, bir kağıt parçası olarak evde bekliyor. Yönetmelik talep ediyoruz, sertifikasyona hayır. İşsiz gençler kadro bekler, hayalle başladı umut da tükendi, cerrahi teknikerleri. Adama uğur.